Nasıl gireceğiz içeri bakalım? Medium mu bu ablamız? Necidir bu? In the dimlit place, you don't immediately notice a dark-skinned, thin woman leaning over a crystal bowl that's glowing from the inside. Slowly, the woman takes her gaze away from the crystal and raises her eyes, full of mystery, at you. She takes her time to speak. Her voice is deep and a bit husky. İşte az ışıklı yerde esmer tenli abla önündeki kristal topa bakarken birden dikkatini çekmişiz, dönmüş bize bakmış. Sarah the Fortune Teller. Medium Sarah. Another traveler dared to visit the cell of enchantress and clairvoyant fortune teller Sarah. Are you brave enough to learn your future? To receive a priceless advice about what you need to do with to win the favor of Mistress Fortune, or perhaps you want to purchase amazing luck charms. İşte bir yolcu daha geldi, bir gezgin daha geldi Sera'nın diyor mekanına gelmeye cesaret etti. Geleceğini öğrenmek ister misin? Ya da Sera'nın sattığı şans charmlarından almak ister misin diyor. Fortune telling, lucky charms, make your choice. Our life is a continuous choice. Geleceğini mi anlatayım, şans charmlarından mı vereyim? Seçimini yap, hayat her zaman bir seçimdir diyor. İlk seçenek kötü bir seçenek. Yani şu sözcük pek sevilen bir sözcük değil. Evet, lucky charm, bir dexterity, witch amulet. Aa, dörtten aşağı intellectler mi istiyor? Yani mal olmak lazım bunları kullanmak için. Resmen bunu diyor. Ablam şey de satıyor. bir endurance, bir dexterity. Ya aşağıdaki kırmızı şey intellect less for... Dörtten aşağı olması demek anlamına gelmiyor mu? Close desem. Tell me my fortune. First cross my palm with silver. For my fortune telling powers are telling me you might run away without paying. It's 20 rubles. 20 rubleyi anlatırım diyor. Önce para diyor. Pekala. Anlat bakalım abla. Lan hırsız mı bu? 20 ruble verecektim, 30 gitti. Bir 20, bir 10 gitti. Listen and memorize, handsome. Very soon you'll face the hard times, but don't be afraid. Straight after these hardships, you will be in luck. So much luck. Zor vakitler gelecek ama bir süre sonra çok şanslı olacaksın. Çok fazla şanslı. Ya ben böyle bir şey niye para verdim? Sanırım bunu tüm müşterilerine söylüyorsun. Neden öyle dedin şimdi? Bu sihir, bu büyü inanmayanlar da çok çalışmaz. If you don't like the idea of learning about your future, then why don't you go to that crook who shows Lenin's mummy? Cevap vermedim kendisine az önce. Diyor ki, eğer madem bu kadar şey değildin, ilgili değildin, neden şu Lenin'in mumyasını gösteren şarlatana gitmedin ki falan filan demiş. Sıkıntısı o karşıdaki şey, mumyacı bizim. (Gülüyor)
Kadın yaklaşınca ister istemez elimizi ceplerimizin üstüne koruma amaçlı koymuşuz. Ne verirsin diyorum ben de ona şimdi. Ne verirsin bana karşılığına gidip orada bir mumya var mı yok mu öğrenirsem sana? Sana ödeme yaparım. Bir çingene sözü. Ancak önce işi yap. Ya bunların şimdi görevlerini yapmak da istiyorum bir yandan. Belki içeriye girmem de yardımcı olurlar diye ama yani bu bizden para çaldı şimdi. Agio po cargaggio. Bizi lanetledi galiba. E para verdik sana. Aynen sürekli bize. Evet ablayı da kapattık. 30 rubleden olduk. Geleceğe dair hiçbir şey öğrenemedik. Abi bu bölüm çok kötü oynuyorum. Çok kötü oynamamın sebebi de zaten sesimden de az çok anlıyorsunuzdur. Çok fazla tadım yok herhalde. Bu geri zekalı içeri de sokmadı bize. Aferin sana. Bu emmi yardımcı olur mu? Şurada muhatap alabileceğimiz başka birisi var mı? Mesela şu emmi. Haritalara falan bakıyormuş. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Gülümsemiş, haritasına geri dönmüş. Sadece işime çok odaklandım diyor. Füh, senin için ne yapabilirim? Ne üzerine çalışıyorsun? Sanki bir savaş planı gibi. Evet, bir savaş planı. Sen bu konuda tecrübelisin. Nereden geliyor bu tecrübe? Sadece teorik bilgi deyip geçiştirebilirim. Sadece bu gizli, umarım anlarsın ya da farklı gruplar için kiralanarak savaştım ya da atom için çalışıyorum. Demeyeyim çünkü Fidel'le gizli bir operasyon yapıyoruz. Ya ben bir de insanların güvenini kazanacaktım, değil mi? Aa, Fidel öyle demişti önceki bölüm. İnsanların güvenini kazan. Hani bir şeyler öğreniriz. Şunu söyleyeyim. Evet. Yardım hemen. A certain influential individual has hired me to deal with the problem Otradnoya is now facing. Unfortunately, the people I need for the job are not returning my calls. Kimsenin işveren? Denis Denisovich. Belki duymuşsundur. Peki Otranoye'nin karşılaştığı sıkıntı nedir? Köleciler. Sorduk bunu. Evet, devam et. I need someone to gather the men I need together and perhaps even participate in the forthcoming operation himself. It'll be one hell of a clash, trust me. Kime ihtiyacım var? Profesyonel bir takıma. Lyudmila, sniper. A trooper known as Major Pronin, Konstantin Arkadievich Smirnov, a well-known saboteur. These three used to work together until they had a falling out and went their separate ways. Eskiden bu üçü beraber çalışırdı ancak ayrıldılar falan filan. En iyi katiller, en iyi öldürücülermiş. Ne alacağım karşılığında? İyi para, iyi loot. Filling Station Fortress, Krasnoznamenide. Krasnoznamenin milislerine ait Filling Station Fortress'taymış. Pronin Peregon için savaşıyormuş. Borderguard Fortress'taymış.
Smirnov'u bilmiyorum ama Otradnoye civarında görmüşler. Haritanı işaretlerim diyor ve işaretledi. Peki benim için bir soru. Sen kimsin abi? İş yapıyoruz. Stratejist diyebilirsin bana. Ha. Tamam. Haritamızda işaretlemiş bakalım. Bu bölüm çok sıkıcı bir bölüm. Çok fazla diyalog, çok az aksiyon. Filling Station Fortress. Ludmilla burada. Dead Tunnel, Red Fighter, Safe Journey Farm, Border Guard Fortress, diğeri buradaydı. Biz nereye gidiyorduk en son? Ludmilla'nın yanına gidiyorduk. Filling Station Fortress. Otradnoye'yi daha henüz keşfedemedik, değil mi? Aa, o da burada. Tamam. Smirnov vardı burada galiba. You have been ambushed by members of some murderous domes. Doomsday Cult. Konuşarak, evet, kaçamadık. Kaç abi. Yolumuzu bir şeyler kapatmıyorsa kaç. Vurma. Fidele vurma. Vurma Fidel'e. Fidel topuk abi. Kaç kişiler? Kalabalıklar. Elinde de şey var. Başka kimse var. İki kişilerse şunların lootlarını. Dalıyorum abi. Fidel de ıskaladı. Çok güzel. Fidel de ıskaladı. Güzel. Böyle saplarlar adama. Böyle takarlar adama. Almost dead he? Fidel. Bir tane de sen yapıştırırsan ölecek. Çok güzel öldü. Diğeri kaçıyor mu? Kaçma. Gel buraya. Kaçma. Gel buraya. Saklanıyor musun sen benden? Kıyamam sana. Bir tepik salladı. Olmadı. Yapıştır. Of of of, kaburgaları çatırdattık. Fidel yetiş. Yemekleri de var. Nasıl olsa öleceğim, ne olursa olsun diyor. Ya Herro ya Merro diyor da Fidel kaç slightly injured. Sigara. Tin foil hat, çiviler, kağıtlar, gazete kağıtları. Şuradan yemek yiyebiliyor muyuz? Acıkmışız. Var mı yiyecek bir şeyleri? Ne yap diyor? Ha, çay. Çifir. Pişirelim abi. 8'e içmemi verdi sadece. Daha fazla vermesi gerekiyordu. Et var. Tin foil hat. Bir daha pişirelim. Eti pişirelim mesela. Meat. Aynen. Roast meat. Cook. Fidel 6 HP kazandı. Ben 13 HP kazandım. Güzel. HP'yi de fulledik. Ludmilla bacım. Burada bir yerdeymişsin. Öyle dediler. Filling Station değil mi o? Evet. Bacım beni stratejist gönderdi. Ludmilla bacım beni stratejist gönderdi. Neredesin bacım? Müsaade edecek misin geçmeme? Eyvallah. Ludmilla nerede burada Ludmilla? Şu içerideki abla mı Ludmilla? Yo, bu abi. Well, what are you looking at, comrade?
Sadece geçiyordum, bir şey sorulabilir miyim? Sor bakalım diyor. Sizi tanımak isterim. Git askerlerle muhabbet et. Benim diyor boş muhabbetlere ayıracak vaktim yok. Peki şu boynunda asılı olan? Bir şey değil. Söyle adamım, bana güvenebilirsin. Sinirlendi. Tamamdır. Tamam, gidelim hadi o zaman. Abi sert çıktı. Hiç başımıza sıkıntı almaya gerek yok. Ludmilla bacımızı bulalım biz. Nerede Ludmilla bacımız? Sen misin? Ya aman, ne Ludmilla olur bundan. Yanlış yere mi geldim? Ha, dikkatimizi kullanarak senin kafan güzel mi diyoruz buna? Compadre, komrad bile diyemiyorum. Speechcraft kullanabilirim. First Aid'imden daha yüksek. Hadi adamım, utanma, söyle bakalım hangi malı kullanıyorsun? Ama göz bebeklerim falan. Devil's Weed. Devil's Weed diye bir şey çekmiş. Yani içicilikle bir sıkıntım, problemim yok ama yani görev başında da yapılmaz diyebiliriz. Umurumda değil de diyebiliriz. Devil's Weed mi? Benim bana uyan bir şey değil diyebiliriz. Ya da iyi bir insan olup uyuşturucu anlık keyif verir. Uzun süre zarfında sana ciddi zararlar verir. Bunu düşün de diyebiliriz. Ama bu adamı yanımıza da çekmek isteriz. Çok sert olmayalım. Aslında işi o kadar etkilemiyor. Devil's Weed zararsız. Hatta zararsızdan daha iyi. Kanseri ve Krasnov sendromunu düzeltiyor. Bende olan o Krasnov sendromu her neyse, nereden aldın diyeyim. Bordurgard Fortress. Oradaki aşçıdan. Tamam, söylemem, tamam. Adamın güvenini kazanmak lazım. Bak ama diyor, ötme beni diyor kimseye. Good day. Rahat. Kendini tanıt asker. Private Karenin, sir. Carrying out my military service at the gas station fortress, sir. Kendinden bahset asker. Ne yapıyorsun burada? Bir sürü kült çıkıyor. Banana Devi Kristo örneğin. Ben hepsine eşittim. Tarafsızlık iyidir demiş. Komrad Rokov'un öğrettiği gibi. Başka var mı? Birisi aşçıların, çiftçilerin kızını, buranın batısında bulunan çiftçilerin kızını öldürmüş. Başka? Bir kelle avcısı ne demiş buna? Başka? 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 Reckless
people have been saying there are still a lot of unexplored bunkers in the north. They must be loaded with mind-blowing treasures. I'd like a trip up there myself if I could. Kuzeyde hala bunkerlar varmış falan filan, gitmeliyim. Ludmila burada değil mi diye ben saatlerdir boşuna mı geziniyorum? Journal'a bakalım bakalım. Pronin Border Guard Fortress. Filling Station. Ludmila the Sniper. Ben neredeyim abi? Ludmila ablacığım neredesin? Burada değil misin? Sen burada olman lazım. Şunları açabiliyor muyum? Açamıyorum. Tırmanabiliyor muyum? Tırmanamıyorum. Bu kulede kimse var mı? Yok. Şöyle kontrole basıp... Aha şurada ya. Nasıl göremedik ya? Aptal kafam. Aptal kafam. İşte Ludmila. Muhtemelen bu. A fit woman in an army coat is standing before you, clutching a Simonov semi-automatic carbine that's been modified into a sniper rifle. She raises an eyebrow and gives you a casual nod. Hello, are you traveling? Evet, sizin mekanın önünden geçiyordum. Mekan benim değil. Ben sizin anlamında kullandım you'yu orada ama geçici olarak burada yaşıyorum. Seni ne getirdi buraya? Ben soruna cevap verdim. Sen ne yapıyorsun burada? Sakin ol sert çocuk. Geleceği düşünüyorum falan filan. İsmin ne? Kahkaha atmış. Neden sordun? Beni daha iyi tanımak mı istiyorsun? Göz kırpsam ağzımın ortasına sniper tüfeğini vurur mu acaba? Hazır envanterimde şey de var. No, hayır, kötü çocuk olma. Keskin nişancı Ludmila'yı bulmak istiyorum. Birden ciddileşmiş. Sessiz duralım bakalım. Eğer ilginç haberlerin varsa dökül. Mecbur söyleyeceğiz. Eğer stratejist varsa işin içinde... Eski çeteden bahsediyoruz muhtemelen. Vallahi diğerleri ne diyor bilmiyorum ama bu arada vallahi demiyor tabi. Ben katılıyorum. Otradnoye'ye a gang of lowdown criminals is planning to attack Otradnoye. O anlattık. Evet ciddi. Diğerleri yardım edecek mi falan filan. I just realized there is a problem. I promised the locals I'd take care of a wolf pack that has been using nearby cave for there then. I wasn't particularly eager to deal with it, so I've been putting it off. But since I gave my word, it needs to be done. Söz vermiş birilerine. Bana bu konuda yardım eder misin diyor. Speechcraft kullanıp ya kurtlar köylüleri çok büyük sıkıntı çıkartmaz falan da diyebiliriz. Tamam yardım edelim. Well now we can't both run off hunting wolves. Having heard your story, I need to stay at my post and keep an eye on the road. Bence sen yapmalısın bunu diyor. Bak bak işi bize satıyor. Speechcraft kullanalım. Köylülere çok zarar etmez, hadi yola çıkalım diyelim. Korktun mu, morktun mu falan.
Tamam, kurtlarınla uğraşacağım zaman olunca. Omzuma dokunuyor. Sinirlenme. Erkeklere ne oluyor bugünlerde? İşaretleyeyim sana falan diyor. Tırnağıyla küçük bir çentik açıyor haritaya. İyi şanslar diyor. Ludmila. Kurtları soruyor bize. Stratejistin istediği ekibi toplamaya başladık. Ludmila'yı sonunda bulduk. Neredeymiş kurtların mağarası? Mysterious Cave. Bir sonraki bölümde şuraya uğramadan önce bence Otradnoye'ye bir gideriz. Sonra Border Guard Fortress'a gideriz. Ekibin geri kalan ikisini toparlarız. Çok sıkıcı, çok boğucu bence bir bölüm oldu. Muhtemelen sizin için de aynısı olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.